Burçlar özelliği verdim diyor. Burçlar özelliğiyle yarattım ama onlar kendilerini yetiştirip geliştirip kötü özelliklerini kapatıp iyi özelliklerini dışarı çıkarırlarsa faydalı insanlar olurlar diyor. Astrolojiye inanmıyoruz diyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sizler ilahiyatçısınız. Ben astrolog ve burada müsaade edin Erkan Bey. Yani başkan yardımcılığını yapmış. Şimdi efendim Bey, burada Ahmet çok hocam. Sözümüzü bağla kesiyorum. Ayhan Bey'in de bir fikrini alalım. Şimdi bak, ondan önce şu hanımefendinin verdiği izahat, burçlardan istifade edin diye yarattım hocam, diyor ya. Hocam, bir saniye Ayhan Bey'i de dinleyelim, ondan sonra... Ama ben, bak ben şeyi unuturum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ya ben şimdi unuttum, hiçbir tadı kalmaz bu işin. Tamam, okey. Unutmadan o zaman dinleyelim. Ben çünkü şeker hastasıyım, herkes bilir benim. Ben hastaneden yeri çıktım, sizin hatırınıza binaen geldim. Çok geçmiş olsun. Beni bağışlayın, mazur görün. Estağfurullah hocam, buyurun. Şimdi, burçlardan istifade edin diyor ya, hani bir şey okudu. Öyle bir ayet verin, burçlardan istifade edin diye bir ayet yok Kur'an'da. Kur'an'da yok. Burçlar anlatılıyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor biliyor musunuz? Semavati ve arzı sizin için yarattım diyor. Yalnız burç değil bak. Göğü ve yeri sizin için yarattım. Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil arzı cemi'an min semavat ve arz. Ey kullarım sizin için yaratıldı. Bir başka ayeti kerimede ve sahhara lekum fülke ve nâr ve nücum bütün ay, güneş, yıldızlar emrinize musahhar kilindi. Peygamber Efendimiz iki gününü eşit tutan aldanmıştır. Astronomi ilim var, ilmi var. Ben Özbekistan müşaviriyken Semerkant'ta astronomiyle ilgilenen kimdi o bizim eskilerden bir tanesi? Ali Kuşçu mu? Yok yok Ali Kuşçu değil. İbn-i Sina. Yok hayır hayır hayır. Ömer Hayyam. Astronominin kurucusu ya oradaki. Semerkant'ta ya. Gelir aklımıza birazdan. Evet. Şimdi değil senelerce evvel orada şey. Adam öyle bir müessese rasathane kurmuş ki rasathane gökleri inceliyor. Piri Reis'in haritasını incelediniz mi? Piri Reis'in haritasını incelediniz mi? Kur'an-ı Kerim'e baktınız mı? Cebeli Tarık boğazı var orada. Bir tarafı evet. Tatlı su, bir tarafı efendim, tuzlu su. Birbirine karışmıyor. Evet. Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bazı insanlar şu olur mu olmaz mı? Kıyamet kopar mı kopmaz mı? İnsanlar dirilir mi değilmez mi? Evet. Cenab-ı Hak diyor ki ya Muhammed görmedin mi semavati ve arzı bir hakkın eksisi olarak yaratan ilahi kudreti temaşa etmiyor musun? O Allah, o semavati ve arzı yaratan Allah bakınız. Dilerse in yeşe yuhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Şu anda bütün var ettiği varlıkları sizi yok eder. Evet. Yerinize yeri bir nesil getirmeye muktedirdir. Evet. Dedikten sonra kıyameti anlatıyor. Ve verzul illahi gelir. Kıyamete geleceğiz hocam. İnsanların toplanmasını arz ediyor, izah ediyor. Peki Ayhan Bey de söz verebilir miyim tamam, müsaadenizle? Görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü şundan dolayı iki kişinin arasında bir diyalog gibi geçmeye başladı. İslam'da astroloji var mı yok mu diye şöyle baktığımız zaman ta gerilere gittiğimizde İbn-i Sina bununla ilgilendiğini görüyoruz. İbn-i Sina hem tıbbın babası olarak kabul edildiği gibi biraz daha yüksek bölümde konuşabilir miyiz Ayhan Bey? İbn-i Sina sadece astroloji araştırması yapmamıştır. Matematik, tıp bir sürü alanda araştırmaları olan bir insandır. Ve eskiden ilim, bilgi hem din ilmi hem matematik bilmem ne diye ayrılmıyordu. Sorun aslında daha sonradan ortaya çıktı ve bugünlere kadar devam etti. İslam'da astroloji var mı yok mu diye şöyle baktığımız zaman şurada bir tane usturlap görüyoruz. Bu usturlabı 7. 8. yüzyılda Endülüs Emevileri yapmış. İbn-i Rüşd, bir gösterebilir miyiz onu? İbn-i Rüşd bu döneminde bu Endülüs Emevileri bunu yapıyorlar. Bunun içinde ne var? Kurtuba'nın şeyi var burada, koordinatları. Onun içine takıyorsunuz şu diski ve onu güneşe tutup şöyle çevirdiğiniz zaman orada ona göre gezegenlerin konumları belli oluyor. Bu insanlar bunu astroloji ve astronomi her ikisini beraber götürmüşler ve gökyüzündeki gezegenlerin konumlarından o sinerjiden elbette ki kesin bir şey olacak demediler. Yani yarın şu olacak, bu olacak, bilmem ne olacak demediler. O hangi dönemlerde dikkat edilmesi lazım? Buna Osmanlı padişahları, Selçuklu sultanları hepsi dikkat etmiştir böyle bir konu. Peki Ayhan Bey, astroloji ile astronominin farkını PTK çok kısa ben ondan daha önce bir şeyi sürmek istiyorum. PTK Hanım şu, araya lütfen, girmek mecburiyeti lütfen, oldu da. Lütfen bir şimdi şey söylemek istiyorum. Şimdi tamamlamama izin verin. Pişmiş çamur çok diyorlar. Güzel bir şey anlatıyor. Ahmet Hoca unutuyorum şimdi, dedi Ayhan Bey. Arkadaşımız çok güzel bir şey anlatıyor. İbn-i Sina, ilim adamları sema ile yıldızlarla uğraşma diye bir şey demiyoruz ki biz. Bu bir ilimdir. İlim Müslümanın itiğidir. Beşikten mezara kadar öğreneceksin, bileceksin. Ancak burada fark edilmeyen
gözden kaçırılan bir noktayı husus var. Şimdi bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi kaderden, maderden işte aslan burcu, kova burcu, yay burcu, ok burcu, bilmem ne burcu diyorlar ya. Şimdi vatandaş dese ki, lan ne biçim Allah, haşa, ne biçim Allah'sın, beni böyle kötü bir burca yarattın. Allah'a karşı isyan etmeye başlasa bunun önüne, buna ne diyeceğiz biz? Kötü ama burç yok. Ama öyle bir şey yok hocam. Hayır, 2012 böyledir. Hayır ama 12 yılda bir gelendir. İlahi takdirin önüne kimse geçemez. Gaybi kimse bilmez. Bakın öncelikli olarak şunu söylememiz lazım. Hocamızın düşüncesini buyurun. Ben şunu söyleyemedim bir türlü. Sadece burçlarla dolu göğe andolsun demiyor Allah. Aynı zamanda insanı pişmiş çamurdan yarattığını söylüyor. Pişmiş çamurda ne var? Pişmiş dediği için ateş, hava. Çamur dediği için de toprakla su ve dört element İslam'la astrolojinin ortak yanlarından bir tanesini daha ortaya çıkartıyor. Artı hocalarımız da bilir, şeytan insana sağdan, soldan, önden, arkadan yanaşacağını söylüyor. Bugüne kadar hiç kimse bu şeytan bu sağdan, soldan, önden, arkadan nasıl yanaşır diye sormamış. Halbuki bu dört elementle çok yakından alakası var bu konunun. Ne alakası? Mesela sağ taraftan yanaşması, hani pişmiş çamur dedi ya Allah, içine kendi ruhundan üfleyince hemen secde edin diyor ayette, öyle değil mi hocam? O da yanlış, şu açıklamanız da yanlış. İçine hemen üfledi, secde edin diye insanı yarattı. Bakınız. Hocam siz insanlardan Arapçasını falan çok iyi diyelim hocam. Hel etealel insan suresi konuyu önemli bir biçimde izah ediyor. Allah anasuru erba dediğimiz İnsanın hayatı topraktır. Anası topraktır. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmadı. Önce hayır, meleklere dedi ki ben öyle bir varlık yaratacağım ki izah etti. Melekler karşı geldi. Dedi ki duruyor, hocam yok ediyor. Görünmez varlıklar diyelim. Yayın gereği öyle dememiz gerekiyor. Efendim? Görünmez varlıklar diyoruz. Üç harfler diyoruz. Metafizik. Görünmez varlıklar diyelim. Ne dersen de Kur'an-ı Kerim'in manasını bu yakında vermekte hiçbir sakınca yoktur. Hocam, ben hukukçu var. Petek Hanım, aynı zamanda ben bir hukukçu hocam. Olarak Allah'ın ayetlerini açıklamada bunun rütükle, bunun bilmem ne hiçbir alakası. Neyse. Mesela, görünmez varlık. Evet. Şimdi Allah dedi ki benim bildiğimi siz bilmezsiniz. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim Tin suresinde. Andolsun ki ben insanı en mükemmel, en mufaddal, nihai bir varlık olarak arzın halifeliğini, riyasetini ona takdim edeceğim buyurdu. İnsanı yarattı. Meleklere dedi ki secde edin bakalım. Bu uslu bir varlık. İnsanları, o şeytanı yaratan Allah dedi. Görünmez bütün varlıklar, melekler, topluca evet. Görünmeyen varlıklar, evet. Secde demek saygı et. Saygıda bulunmak, tazim. Hürmet etmek, tazim etmek, ilahi emre muhalefet değil, ilahi emri uygulama kalitesidir. Şeytan, o görünmez dediğimiz baş varlık var ya, ha, bu iki tip insanlardan da var, onlardan da var. Şimdi öyle bir devredeyiz ki, o insan şeytanları, iblisi çok sollamış. Peki çok hocam, Ayhan Bey devam etsin mi hocam? Of. Neyse. Buyurun. Şimdi, ben kendim bu Hicr suresi 28'deki ayete göre pişmiş kuru çamurdan insanı yaratacağım. Onun içine kendi ruhundan Allah üflediği zaman hemen secdeye varın diyor. İnsanın şerefli olması Allah'ın üflediği ruhtan dolayıdır. Ama şeytan bunu gördüğünden dolayı itiraz etmiştir. Kendisi yeryüzünün ilk faşistidir. Çünkü ben ateşten yarattın bunu pişmiş çamur demiyor bakın orada. Çamurdan yarattım. Aşağılıyor hemen. Salsal diyor. Salsalim min hamayim mesul diyor. Ve tokar, zaten ben ataktu fihi min ruhi. Ve orada ırkçı bir yaklaşımla okuduğu ayette şudur. Ben ataktu fihi min ruhi fekaûlehu sacidin. Bir şey ayet lütfen. Devam evet, etmek şimdi istiyorum. Orada da, pişmiş toprak demiyor. Pişmiş çamur. Kel fakar diyor. Pişmiş toprak gibi diyor. Hayır, pişmiş çamur. Yani benzetiliyor yani. Anasur, su, hava, sıcaklık.